Hatırlıyorum, bir sabah sakatlığımın üzerinden yaklaşık 6,5 hafta geçmişti. Bu süreci tamamladım ve her omurumu yeniden yapılandırırken baştan sona odağımı hiç kaybetmedim. Bitirdiğimde bir tenis topuna en iyi noktasından vurmuş gibi, bir golf topunu tam doğru yere vurmuş gibi hissettim. Bir şeyler yerine oturdu. Bir değişiklik oldu. Bunu fark ettim ve bu iyi hissettirdi. Tüm süreci yürütebiliyordum ve her şey çok daha kolay oluyordu. Ve tam o sıralarda vücudumda önemli değişiklikler fark etmeye başladım. Ağrımın azaldığını fark etmeye başladım. Bacaklarımda daha fazla his hissetmeye başladım. Daha fazla motor fonksiyonum olduğunu fark etmeye başladım. Ve vücudumun zihnime tepki verdiğini fark etmeye başladım. Şimdi bu benim için kritik bir andı. Çünkü benim dışımda, içimde yaptıklarım ile bedenimde meydana gelen değişiklikleri fark ettiğim an, içimde yaptıklarıma daha fazla dikkat etmeye başladım. Ve tekrar yapmaya çalıştım. Bunu daha fazla heyecanla, daha fazla hevesle, daha fazla ilhamla yapıyordum. Çünkü artık bir fark yarattığımı biliyordum. Ve artık bazen direnmek yerine bu süreci yapmayı dört gözle beklemeye başladım. Ve şimdi bir sürü boş zamanım vardı. Ben de yapmayı seveceğim şeyleri düşünmeye başladım. Tekrar gün batımını izlemeyi düşünmeye başladım. Ve tekrar duş almayı veya arkadaşlarımla bir masaya oturup tekrar öğle yemeği yemeyi düşünebiliyordum. Ve bunlar benim için en önemli şeylerdi. Basit şeyler. Odak noktamı bozmadan baştan sona omurgamı yeniden yapılandırma provamı bitirdiğimde temelde her zaman yanımızda olan o zekaya onunla birlikte olmam gerektiğini söylüyordum. Tam olarak ne istediğimi bilmek istiyordum. Ve bundan tatmin olduğumda onu serbest bırakacak, gönderecektim. Onu bu zihne teslim edecektim. Geleceğimde potansiyel olarak var olan bu olasılıkları seçmeye başladım. Ve bir gün batımını izlemeyi ya da tekrar ılık bir duş almayı düşündüğümde, çünkü yapamıyordum, o gelecekleri daha gerçekleşmeden önce, o sırada ne yaptığımı tam bilmiyordum ama size söyleyebilirim ki, vücudum şu anda o gelecek gerçekliğinde yaşadığıma inanmaya başladı. Biyolojimde önemli değişiklikler yapmaya başladığına inandığım şey bu süreçti. Birçok şeyin değiştiğini fark etmeye başladım. 10,5 haftada tekrar ayağa kalktım ve 12. haftada hastalarımı görmek için ofisime geri döndüm. Böylece benim için bir yolculuk başladı ve daha büyük sorular sormaya başladım. Bu nasıl mümkün olabilir? Vücudumda bir fark yaratmak için ne yaptım? Ve çalışmaya başladım. Yerel üniversiteye gittim. Washington Üniversitesi'ne ve kütüphaneye gittim. Ve sorduğum bazı soruların cevaplarını tüm bu tıbbi metinlerde aramaya başladım. Kemik kendini nasıl yeniler? Bu mümkün mü? Bedenin iyileştirebileceğini biliyorum ve bedeni yapan gücün bedeni iyileştirdiğini biliyorum. Ve bu zeka ile temas kurduğumu biliyordum. Ama bu nasıl olmuştu? Arkasındaki bilim neydi? Ve nöroplastisite denen bu kavramı incelemeye başladım. Burada hayatımızın geri kalanı için bir donanıma bağlı olmadığımızı, beynin uyarlanabilir ve değişken olduğunu ve beynimizi yeniden yapılandırabileceğimizi söylüyor. Bu araştırmaların bazılarını incelemeye başladım. Ve genlerimize mahkum olmadığımızı, gerçekten uyum sağlama ve değişim harikası olduğumuzu, kelimenin tam anlamıyla yeni genlere sinyal verebileceğimizi ve gen potansiyeli ifadesi üzerinde çalışmaya başladım. Ve zihnin bedeni nasıl etkilediğini düşünmeye başladım. Böylece cevapları bulmak için yolculuğuma başladım. Ve başıma gelenlerin ruhsal anlayışını bilimle birleştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve bir süre sonra kendiliğinden oluşan iyileşmeleri incelemeye başladım. Aynı veya benzer koşullara sahip olan ve geleneksel veya geleneksel olmayan şekilde tedavi olan başka insanlar olup olmadığını ve aynı mı kaldılar yoksa daha mı kötüye gittiler yoksa birdenbire iyileştiler mi anlamak istedim. Ve bir şekilde sonucu yaratan bir neden olup olmadığını bilmek istedim. Bir tür kendiliğinden gerileme yaşayan yüzlerce insanla görüştüm. Ve zamanla bu değişikliklerin o kadar da kendiliğinden olmadığını, bir etkinin olduğunu fark etmeye başladım. Birçok insanla görüştükten sonra sizinle kısaca konuşmak istedim. Hepsinin fiziksel bedenleri üzerinde bir etkisi olan ortak noktaları vardı. Birincisi, hepsi içlerinde kendilerine hayat veren bir zeka olduğuna inanıyorlar. Bu az önce benim bahsettiğim zekaydı. Ve onun işlevi denge, restorasyon, onarım ve yenilenmedir.
yani bedeni dengede tutmaktır. Ve sizin ve benim kanıksadığımız tüm bu biyolojik işlevler otonom sinir sisteminin kontrolü altındadır. Ve otonom sinir sistemi otomatik sinir sistemidir. Hepsi kendilerine hayat veren bir zeka olduğuna inanıyorlardı. Ve hepsi bir şekilde bu zekaya ne ad verirseniz verin, onunla temas kurmaya ve benim yaptığım gibi özel bir tasarım vermek için zaman ayırmaları gerektiğine inanıyorlardı. Ve bir kez daha yaratımlarını bizim için şifayı gerçekleştirecek bu otomatik zihne teslim etmek gerektiğine. İkinci ortak noktaları bir düzeyde kendi sağlıkları için sorumluluk almaya başlamışlardı. Şöyle demeye başladılar. Bu hastalığa katkıda bulunmuş olabilecek ruh ve beden durumum nedir? Kanser, MS veya tiroid hastalığı olsun. Son 10 yıldır ya da son 20 yıldır bunun üzerinde etkisi olabilecek ne yapıyor olabilirdim? Aklımdan geçen düşünceler neydi? Bilinçsizce yaptığım eylemler veya alışkanlıklarım nelerdi? Nasıl konuşuyordum? Ve onlar yanlış yönetmiş olabilecekleri yaşadıkları belirli duygulara baktılar. Ve bu bilinçsiz zihin ve beden durumlarının bilincine varmaya başladılar. Bu oldukça önemli bir unsurdu. Çünkü aslında bu kendileri olma alışkanlığını kırma süreciydi. Başka bir deyişle bedenleri üzerinde bazı etkileri olan bilinçsiz düşünce, duygu ve davranışlarının olduğunu anlamaya başladılar. Ve eğer bu şekilde düşünürsem, davranırsam ve hissedersem, düşüncelerimi değiştirmeye başlarsam, konuşma şeklimi değiştirmeye başlarsam, beni bağlı tutan belirli duygulardan vazgeçmeye başlarsam, farklı hissetmeye başlarsam, bu vücudumda bir etki yaratmaya başlar mıydı diye düşündüler. Bunun gerçekten önemli olduğunu düşündüm ve okula geri döndüm. Sinir bilimi daha detaylı çalışmaya başladım. Ve bedenimiz ve düşüncelerimiz arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu keşfetmeye başladım. Çünkü düşündüğümüz her şey kimyasal üretiyor. Bu kimyasal vücudumuza belirli şekillerde hissetmesi için sinyal veriyor. Mutsuz bir düşüncemiz olduğunda mutsuz hissederiz. Mutsuz hissettiğimiz an beyin her zaman vücudun ne yaptığını izler. Ve hissettiğimiz gibi daha mutsuz şeyler düşünmeye başlarız. Ve insanlar bu düşünce ve duygu döngülerine yakalanırlar. Ve kişinin varlık durumunu yaratan zaman içinde bu döngünün fazlalığıdır. Şimdi koşullandırma sürecini başlatmak için yalnızca bir düşünce ve bir duygu, bir uyaran ve bir yanıt, bir anı ve bir duygu gerekir. Bu döngüyü kırmaya başlamaları insanlar için önemli bir zamandı. Bu döngüyle birlikte gelen rahatsızlığı çekmeye ve yeni bir varoluş biçimi olduğuna inanmaya istekliydiler. Onların üçüncü ortak noktaları ise kim olmak istediklerini düşünmeye başlamaları. Bu gerçekten önemli bir an çünkü bu benim tüm yolculuğumu başlattı. Her gün gözlerini kapatıyor, o zekayla temas kurmak için ellerinden geleni yapıyor, bilinçsiz düşüncelerinin farkına varıyor, geçmişten gelen davranışlarını fark ediyor ve hissettikleri duygulara bakıyorlardı. Onlar zihin ve beden durumlarının o kadar bilincinde olmak istediler ki bütün gün bilinç dışına çıkmadılar ve düşünmeye başladılar. Eğer bir hayatım daha olsaydı, hayatta başka bir fırsatım olsaydı, her şeye yeniden başlayabilseydim, kim olurdum? Şimdi bu önemli bir soru. Çünkü bu insanlar hangi düşüncelere dikkatlerini vermeleri gerektiğini düşünmeye başladılar. Nasıl hareket etmek istediklerini gözden geçirmeye başladılar. Ve gözlerini açtıklarında kim olmak istediklerinin veya yeni hayatlarında kim olmak istediklerinin provası sürecindeyken o kadar odaklandılar ve o kadar hazırdılar ki beyin duyguyu yaratan gerçek yaşam deneyimi veya olayı yaratan gerçek yaşam deneyimiyle zihinlerinde canlandırdıkları şey arasındaki farkı anlayamadı. Ve zihinsel prova yoluyla sonunda kimliklerinin platformu haline gelen yeni nörolojik donanımları kurmaya başladılar. Sonunda bu kimliklerinin platformu haline geldi. Ve onlar neşeli olmaya, şükran duymaya, bütünlük hissetmeye başlamak için iyileşmeyi beklemediler. İyileşmelerinin başlaması için bütünlük, şükran ve neşe duymaları gerektiğini anladılar. Böylece yeni bir benliği yeniden icat etme sürecinden geçtiler. Bunu doğru bir şekilde yaptıklarında vücutlarındaki değişiklikleri fark etmeye başladılar. Her geçen gün daha iyi hissetmeye başladıklarını fark ettiler. Bunu her gün tekrar tekrar yapma eylemi kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladı ve sonunda daha iyi oldular. Onların son ortak noktaları ise bu içsel süreçteyken zaman ve mekanın izini kaybettikleri uzun anlar yaşamalarıydı.
Başka bir deyişle o içsel yolculukta yolculuk bittiğinde belki de 20 dakika geçtiğini düşünüyorlardı. Ama aslında 1 saat 20 dakika geçiyordu. Birdenbire zaman algılarını değiştirdiler. Siz ve ben gerçekten odaklandığımızda, içimize döndüğümüzde ve bunu doğru bir şekilde yaptığımızda ön lobu açıyoruz. Ki bu insanın en büyük başarısı. Bu beynin yaratıcı merkezidir. Ön lob yaptığımız şeye dikkat ettiğimizde veya içimize dönmek istediğimizde bir ses kontrolü gibi davranır. Ön lob başka herhangi bir dış uyaran tarafından rahatsız edilmek veya dikkatinin dağıtılmasını istemez. Bu nedenle beyindeki uzay ve zamanı işlememize neden olan devrelerin sesini azaltır. Bu bize zaman ve mekanın yok olacağı kadar içimize dönme olanağı verir. Bu anlayış benim için gerçekten önemli bir anlayıştı. Çünkü içten dışa gerçekten değişebileceğimizi anlamama yardımcı olmuştu. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.